Yarının Dünyası Paribu sunar. Nasıl abi? Kimin çektiğini de şöyle göstereyim. Bulamadım. Çok özür dilerim. Ama şahane fotoğraf ya. Vallahi. Bir şey söyleyeyim mi? Ya mutlu oldum. Ve şunu fark ettim ki mutlu olmayı özlemişim abi. O yüzdendir herhalde Arda golü atınca ilk tepkim oha diye bağırmak oldu. Ama sonra gerçekten gözlerim doldu. O kadar özlemişim ki mutlu olmak istiyorum ve bu ülkede her gün beni mutsuz eden bir sürü şey oluyor. Ama bu çocuklar yani maç sonu kutlaması, mücadele etmeleri falan. Yani evet birkaç temel sıkıntı vardı maçta. Sorunlu sekanslar vardı. Ama istediklerini belli ettiler. Mücadele arzularını belli ettiler. Oyun gider gibi oldu. Ama ikinci yarının ortasında hayır kazanmalıyızı belli ettiler. Ve haliyle ne denir ki? O yüzden biraz da duygularımla konuşacağım. Siz de yorumlarınızı öyle yapın. Ne olur tadını çıkaralım biraz. Çünkü bir örnek. Gol sevinçlerimiz. Goller kadar güzel değil miydi? Bu da turnuvalarda takımla ilgili ciddi fikir verir abi. Orası net. Anlatacağım. He, şuna da bakalım tabii. Nerede yanlış yaptık? Bakalım. Gerçi yanlış da denmez. Eksik yaptık diye söyleyebiliriz. Buyursunlar. Sponsorumuz Paribu'yu da analım. 7 milyon kullanıcısına hızlı, kolay, güvenli işlem deneyimi sunan, 2017'den beri kullanıcılarına hizmet veren Paribu. Doğru videoydu sponsor. Çünkü Türkiye'de taraftar tokenlarını listeleyen ilk platform. Önce Galatasaray, sonra Fenerbahçe token'ı listeledi. En son 2023 Eylül'ünde Beşiktaş. Aynı zamanda üreten bir teknoloji şirketi olarak da faaliyetlerini sürdürüyor. Siz de Paribu'ya üye olup listelenen 27 taraftar token'dan dilediğinize sahip olabilir ve 150'den fazla kripto parayla işlem yapabilirsiniz. Güzel insanlar. Bir kere çok güzel maç oldu bakın. Yani eski futbol gibiydi ve böyle 90'ları andık sanki. İki takım da oyun oynadılar, oyuna hizmet ettiler sağ olsunlar. Ama Arda Güler'i olan kazandı. Maça sağda başladı. Öyle çizgide de oynadı demiyorum. Merkeze çekti hep kendini. O da aslında rakip açısından da maçı keyifli hale getirdi. Çünkü en etkili adamları solda. Haliyle biraz da zorladılar. Ama iyi tarafı da ne oldu bu konunun? Mert'i de daha ileride gördük. Maşallah o da ne güzel oynadı ve şahane bir gol attı. Yani soyunma odasında Arda ile Mert tartışsalar yeridir. Benim golüm daha güzel, hayır benim golüm daha güzel diye. İşin şakası bir yana. Yani Kenan'dan beklediğim o muazzam şutu Mert'te gördüm ve tam abi yok ya Romanya'nın golünü kimse geçemez derken önce Mert bir dis attı meseleye. Sonra zaten yani Arda Güler fişi çekti. O mesafeden, o özgüvenle, o şiddetli vuruş abi ne yaptın sen? Bakın açık konuşacağım. Arda'yı överken argo kelimeler kullanmak istiyorum. Hani överken böyle küfürlü küfürlü konuşursun ya. Yani ayıp olmasa twist Ömer Türkçesiyle diyeyim. Öyle övmek istiyorum. Normal klasik Türkçe kelimeler bana yeterli gelmiyor. O yüzden orayı kısa kesip info vereyim abi. Duymayan kalmamıştır da işte Ronaldo'yu geçip Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Bu şu açıdan da önemli. Aynı zamanda Arda'yı kafamızda, gönlümüzde koyduğumuz yerinde çıktız. Onu da söyleyeyim abi. Senin seviyeler oralar zaten. Hedefler oralar zaten. Oralar olmalı. Ayağına taş değmesin. Pek çok futbolcumuz da böyle övgülü cümleleri hak ediyor. Mesela Samet. Yani performansı böyle benim kafama vurdu. Dünya laf ettik. Hani benim hala genel itirazlarım var da yemişim benim itirazlarım hep böyle oynasın canımızı verelim sıfır sıkıntı. Samet'in öyle bir anı var ki yani adamları tüketti maçı da bize verdi golü kesti ya. Ama şu da var 3 santim offside'dan da bir ara maç nereye geldi o da var. Futbolda böyledir zaten. Daha erken bitemez miydi? Bence biterdi. Daha statik, merkezde golü koklayan bir santraforumuz olsaydı bu kadar zorlanmazdık diye düşünüyorum. Ama Montella da eski forvet abi. Yani bayağı da baba forvetti. Tercih etmiyorsa, onun da fizik kalite anlamında, deneyim anlamında ya da oyunu şekillendirirken bir bildiği vardır deyip susuyorum. Alanya'da da şahitlik ettik çünkü böyle oynattığı zamanlar vardı. O notu da bilmenizde fayda görüyorum. Ki Montella'nın bu maçta eleştirilecek durumları yok muydu? Vardı ama uzun zaman sonra oyunun üstüne itildiği bir noktada savunmayı üçlemesi başka bir kurgu üzerine de çalışılabiliyormuş dedirtti. Bence kıymetli. Evet daha az gömülebilirdik. Rakibin bunları kullanabilecek çabuklukta, yetenekte bir iki de olsa oyuncusu var.
Evet, oyuncu değişikliklerinde atıyorum Kenan daha erken kenara gelebilirdi. Merkezi daha sağlamlaştıracak bir hamle yapılabilirdi. Ne bileyim, Okay gibi mesela. Ben yine Barış Alper'in en uçta kullanılacaksa Portekiz'in daha doğru rakip olduğunu düşünüyorum. Hırvatlara karşı yaptığımız gibi. Ama oyunu rakibin üstüne yıkmak istedi Montella muhtemelen. Kaliteli ayaklara güvendiği bir şablon ve haliyle plan kurdu. Ve neticede böyle acayip saçma sapan bir görüntü de çıkmadı ortaya. Forvetsiz oyun planı, topun kıymetini sizden iyi kim bilecek dediği oyuncularla, o oyuncularla sahaya çıkmak. Biraz Abdülkerim yormuş olabilir. Orada biraz bozuk başladı yediğimiz golde falan ama neticede kazandık mı? Kazandık yani. Artıya bir örnek mesela. Sol bekin ortaladı, sağ bekin gol attı. Nokta. Rakip Gürcistan abicim, sen de yani fark etmez abi. O turnuvaya gelen her takım kıymetlidir, bir. İkincisi, bizim ülke olarak herhangi bir rakibi kendimizden aşağı görme lüksümüz yok. Bunu artık ne olur anlayalım. Bir üçüncüsü de şu, yeri gelmişken söyleyeyim. Bakın, bizim milli takımımızın ön tarafı Real Madrid'de, Juventus'ta, arkaya gel biraz da Inter'de, Benfica'da oynuyor. Pardon yani. Hani Belçika'yı övdüğümüz kadar da konuşmuyoruz bunları. Bu oyuncuların merkezde topla haşır neşirlikleri, kaliteleri, bence karakterleri, bunların kıymetini bilmemiz lazım. Bu turnuvada olmayabilir, bir sonraki turnuvada. Olmadı mı? Bir sonrakinde hani bir kupayı ellerinde yükseltebilirler. Bizim tüm planımızı, programımızı, övgümüzü ya da yergimizi buna göre yapmamız gerekiyor. Bu maç berabere bitseydi kıyamet koparmaya hazır bekliyoruz. Hayır, dikkatli olmalıyız da. Dikkatli olmalıyız. Yani bugün sakat olmasa direkt oynayacak Zeki Çelik. Nerede oynuyor? Ferdi için her gün haber çıkıyor, devler peşinde diye. Yani ilk bizim çocuklar vardı ya, negatifliğimizi aşağı çektik. Bu sefer hepimizin, biz medyacıların başta, daha dikkatli eleştirmesi gerekiyor. Savunmadaki problemlerimiz belirgin, evet. Momentumu kaybettiğimiz bölümler oldu, evet. Direkten döndü. Şans yanımızdaydı, evet. Ama genel kalitesi hiç fena olmayan bir takımız. Bir iki bölgeye daha iyi oyuncu yetiştirip yerleştirebilirsek orta uzun vadede, ben inanıyorum. Yani kişisel notum olarak söylemek istedim. Neticede güzel insanlar, topu seven milli takım severiz. Gol attıktan sonra birlikte sevinebilen sevini bir takımız severiz. Ve grubumuz da, bu seferlik konuşayım, hayal kurmaya müsait. Yani bu kadar geçiş yemeyiz bu grupta mesela, bir daha kolay kolay söyleyeyim. Portekiz maçında başka bir oyun senaryosu bizi bekliyor. Haliyle oyuncu seçimlerinde de farklılık bekliyorum ben. O maçta daha kontrollü oynayacağız. Puan meselesi de var malum yani. İşte 4 puan alsan belki en iyi üçüncüler arasında olacaksın. Herhalde değil, kesin. Yani 3 puan olabilir, en iyi üçüncüler arasına girmeye yetebilir. Ama şimdi orada şu da var. 3 puanda ne? Averaja bakılıyor ya. Şimdi o açıdan Kerem Aktürkoğlu'na bir işaret çakalım. Kerem'in golü önemliydi. Çünkü 3 puan 0 averaj olsa en iyi üçüncüler arasında olabiliyorsun. Kerem'in golü o açıdan da kıymetli. Şunu da hepimiz düşündük o an. Onu da itiraf edelim. Hani boş kale Kerem aldı, gidiyor vurmuyor ya. Bir türlü vurmuyor ya. Lan şimdi üstünde bir baskı var bu adamın sene başından beri. O mesafeden boş kale, yani lan nasıl garanti alırım işi, nasıl garanti alırım falan filan. Bence o sekans da o açıdan, bence hepimiz hissettik onu. Güzeldi. Fena yani, insani bir duyguydu. Onu da söylemiş olalım. Biraz daha Portekiz maçında Hırvatistan'a karşı oynadığımız oyun gibi bir maç bekliyorum. Ben, herkes Portekiz'e karşı zorlanacağımız bir senaryo düşünüyor. Ama ben zorlayacağımız bir maç olacağını düşünüyorum. Ve abarttığımı düşüneceğiniz bir yorum yapacağım. Bizim Kenan Yıldız'ımız var. Hakan Çalhanoğlu'muz var. Barış Alper'imiz var. Çok büyük Arda Güler'imiz var. Yani ürkek, mütevazı, böyle beyin nöronlarının ayakla buluşması salisenin altına düşen şahane bir oyuncumuz var. Sizi Arda ile buluşturmak istiyorum diye Ancelotti'nin takdim ettiği bir star. Mart ayının sonuna kadar çok az oynamış ama az zamanda çok kupa kazanmış genç bir winner. Takım arkadaşlarını görmüşsünüzdür, tebrik yarışına girdi. Sevimli bir yıldızımız var. Ve bu milli takım genel olarak da biraz sevimlilik konusunda öyle çok fazla tartışmanın olduğu, çok fazla kulüpçülüğün olduğu bir yerdi. Dolayısıyla övgüler, hırslar, iddialar biraz ona göre belirleniyordu. Ne yapsak, ne etsek
deyip ortak bir sahiplenme duygusuyla bizim çocuklar hashtag'i yarattılar. Yaratanlardan biri de benim kuzenim, ekip başı oydu. Kuzenime de selam olsun, çok da mutlu oldum o slogan onun yaratmasından. Ama bir önceki turnuvada o ismi çok sahiplenemedik. Bu turnuva, bu oyuncu profili biraz daha uyuyor. Gürcistan maçıyla, maç senaryosuyla ilgili konuşmuyorum. Bu sefer dikkatli davrandım çünkü maç öncesi çok bu toplara girip gaz vermeyeyim dedim ama şimdi hissiyatımla, biraz da duygularımla söylemem lazım. Bu çocuklar biraz daha bizim çocuklar olmaya aday gibi gözüküyor. Şuraya da vuralım da. Ya şuraya ayrı vuralım abi. Başım, yani Gürcistan son maçı sonuçta, yani iki tane zor maç var, iki tane ekol takım var. Ne olur ne olmaz, inşallah yolumuz açık olsun. Ama ben dediğim gibi sadece bu turnuvaya bakmayacağım. Bu sürece bakacağım, bakmak isteyeceğim, onu da söyleyeyim. Tribün, onu da söyleyelim son onu da. Yani böyle tribün göremezsiniz turnuvada kolay kolay. Milli marşı ıslıklamak hariç. Yani bu toksik durumu sık yapmaya başladık. Bir an evvel kurtulmamız lazım. Benim kastım özellikle, mesela izlerken çok etkilendim. Hani onu izletelim, size öyle bitirelim. Hakikaten şahaneydi. Ayağımıza taş değmesin, yolumuz açık olsun. Bu maç sadece bir başlangıç olsun. İyi başladık, daha önce iyi başlayamazdık. İyi devam etsin. Ne olur güzel bir hikaye olsun, güzel bir turnuva geçirelim. Ülkece bence biraz tebessüm hepimizin ihtiyacı var. O yüzden abarttın be abi sen de. Evet abi, çünkü abartmaya da çok ihtiyacım var. Kusura bakmayın. Bu ara geçiş antidepresan içinde milli takıma teşekkürler diyorum. Maç sonrası o güzel görüntülerle bitiriyorum. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.